Herkese selamlar dostlar. 30 Eylül 2023 iddaa tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Muazzam eşleşmeler var. Bu yüzden biraz fazla maç almaya çalıştım. Anlatacağım ideal ve yüksek oranları ve takip ettiğim takımlar olduğundan kaynaklı. Aldım. Herkese bol şanslar dileyerek başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, Ekim ayı için katı Telegram gruplarımız yenilendi. Eylül ayı gruplarını bitirdik, kapattık, yeni gruplarımızı açtık. Hafta sonu da hatta Cuma günü dahil, Perşembe günü bile dahil yeni gruplarımıza hizmet vereceğiz. Yeni gruplara yenilendi, Ekim ayı için gruplara geçtik. Gelmek isteyen herkesi isteyen katıl butonundan, isteyenler de Instagram üzerinden zaten benimle iletişime geçebilir, bunun bilgisini verelim. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Ondan bahsetmek istiyorum. Maç skoru yarışmamızda Tottenham'la Liverpool. Maç skoru ne olur diyerekten sizlere sorduk. Çok gollü yani bu maçın golsüz geçmesi gerçekten imkansız gibi bir şey. Her iki takım da gole çok uygun bir oyun sergiliyor. Gollü bir maç bekliyorum size. Maç skoru ne olur? Ben, benim beklentim 2-2'ye yakın. Adana Demir maç skoru bilen yok arkadaşlar. 4-2 Adana Demir yendi. 4-2 Beşiktaş yazan var fakat 4-2 Adana Demir yazan yok. Her türlü soru görüş öneri için benimle buradan gruplar hakkında bilgi almak isteyenler veya ekstra soru sormak isteyen herkes buradan Instagram Kangal Bey hesabından doğrudan iletişime geçebilirler benimle ilgili. Bunun da bilgisini verelim. En son vermiş olduğumuz 2 adet yüksek misli vardı. Onlardan bahsetmek istiyorum ben burada. Yüksek misli Villarreal ile Girona maçına benim güvendiğim en yüksek misli maçıydı. En güvendiğim maçtı. KG var olarak verdim. Hatta YouTube'da önermiş olduğum kombinin içinde de bu maçı aldım. Gerçekten her iki çok iyi oynuyor. Ki bu sezona kadar oynadıkları her maçta İki takım da her maçta gol attı. Öyle bir mücadele oynuyorlardı. O yüzden 2000 misli olarak önerdim. Bunun Cirona maçının KG varanı yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da 3 maçında 1.55 orandan 2000 misli önerdim. O da tertemiz içeri aldık. Değerlendirenleri tebrik edelim ve devam edelim. 2 adet de kombinem vardı. Solda gördüğünüz hem günün ana kombinesiydi hem de sizlere vermiş olduğum YouTube kombinesiydi. Var var kombiniydi. Tertemiz içeri almasını bildik. Katıl özel kombine de Real Madrid'in atacağı handikaplı galibiyeti yani en az iki farklı galibiyeti geldi. Napoli maçı da burada en az iki gol atar dedim. İlk yarıdan attı. Maçta da dört gol attı. İdeal kombinlerimiz de kazanarak devam etti. Hafta sonu da herkes açık Telegram kanalına da katılabilirsiniz. Burası ücretsizdir. Yorumlar ve açıklama kısmında zaten mevcuttur linki. Buraya da katılabilirsiniz dostlar. Ücretsizdir burası. Kendi grup Toplarımızda zaten Ekim ayı için yenilendiğini bahsettim. Oradan da son olarak devam edeceğiz. Hatta son olarak nasıl ilerlediğimizden bahsetmek istiyorum biraz. Real Madrid maçını izliyordum. İlk yerden Real Madrid'in golüne girdim. İlk yarısı 0.5 üst aldım. Bir de golü Real Madrid atar dedim. Real Madrid çok kaçırıyordu. Onları attım. Ondan sonra gol geldi Real Madrid tarafından. Bu şekilde maçları sürekli izlediğimizi söylemek istiyorum. Ee, Milan maçına 4.5 alt aldık. Yeşil Vire, Villarreal maçını aldık. İlk gol hem Villarreal hem de evin atacağı gol değil yarı 0-0 bitmesine rağmen ikinci yarı 3 gol oldu. Girona da maçı kazanmasını bildi. Bu şekilde ilerliyoruz. Sizlerden bir canlı videoyu atacağınız beğenilerdir. Şöyle cumartesi günü için artı 300 beğeniye geçersek pazar videosu için ben sizlere güzel bir kombin önerisi yapacağım yine videoda. Like'larınızı bekliyorum. Aston Villa ile Brighton mücadelesi. Öncelikle ideal ana tercih mücadelesinin burada oranı yok. Onu söyleyeyim. Her iki takıma baktığımız zaman direkt KG var maçı olarak görebiliyoruz. Fakat KG varın oranı 1.23 kadar düştü. Fakat Avrupa'da oynayanlar veya Avrupa'da yaşayanlar bu maçı değerlendirebilir. Var olacağını bekliyorum. Golsüz geçeceğini sanmıyorum bu mücadelenin. Ben biraz daha oran yükseltmek istiyorum. Her iki takımın oyun yapısı özellikle Aston Villa kendi evine biraz açılayım derse, baskıdan gol bulayım derse Brighton zaten boşlukları çok iyi değerlendiriyor. Maç gitgelli olacaktır. Var ve üst olaraktan da oranı biraz daha yükseltebiliriz. 1.34'e kadar nesneleri çıkartabiliriz. İptal bir 1.40'larda seviyesi vardır var üst gelebilir. Onun yanında mücadele bir yerde kopabilir. Biri 2-1 bir geçerse ya 2-2 bitebilir ya da 3-1 de bitebilir. O yüzden mücadele yüksek oran ile birlikte 3.5 üstte bile uygun bir maç olarak gördüğümü söyleyeyim bu mücadeleyi. Mainz'la Level Kuzen mücadelesi. Level Kuzen'i güzel oran açmışlar. Niye böyle oran açmışlar anlamadım. Mainz biraz kendi evinde sorumlu bir takım galiba ondandır. Fakat çok iyi oynayan bir Level Kuzen takımı var. Deplasman'da da olsa ben Deplasman'da da bu Level Kuzen'in iyi futbolunu sergiliyorum. Özellikle Boniface ile birlikte inanılmaz iş çıkartıyor. Tek başına Abubakar gibi golü yaratabiliyor. Onu söyleyeyim. Hem bitiriciliği üst, düzey hem de golü kendisi zaten yaratabiliyor. Yani bir anda pozisyonu kendisini sokabiliyor. Yaptı o sırtını oyuncuya alırsa yaptı harika dönüşlerle. Mesela Haydana maçında çok güzel bir gol attı. Saçları sarıydı bunun. Kestirmiş o kötü olmuş. Yani ne güzel sağ içinde belli oluyordu. O biraz kötü olmuş. Benim ilgimi çekti. Dep Basman'ın atacağı iki gol burada idealdir. Dep Basman 1.5 üst 1.37 gibi oran var. İyi bir oyun var. Bu iyi oyun hakkı burada Dep Basman'da da olsa atacağı iki goldür. Eğer yüksek oran istiyorsanız bu maça e karşılık verebilirse 3.5 üste gider mi? Onu düşündüm. 2-13 ama çok riskli oluyor. Bence deplasmanda Oldon's kaynaklı levelerin 2 golünü alıp çekilmek var ama 3.5 üstü ben not olarak aldım. Köln'le Stuttgart karşılaşması. Stuttgart bu yıl inanılmaz bir futbol sergiliyor. Kendi evinde oynadığı her maçı da bu yıl değerlendirdim. Depas bana da değerlendiriyorum ve hala değerlendirmeye devam edeceğim. Çünkü oynamış olduğu oyun üst düzey bir oyun oynuyor. Aynı level kuzen gibi yapmış olduğu transferler nokta transferi takım içinde oyun olaraktan da futbol uyumu üst düzey bir futbol sergiliyor. Bundesliga'da üstlere oynayacak bir takım olduğunu bu sezon söyleyeyim ben sizlere. Köln'de oynayacaklar. Köln'de kendi evinde e bırakmayan bir takım. Bırakmayan bir takım olduğu için burada güzel tempolu bir mücadele ve karşılıklı gelecek gollerle iyi bir futbol sergileriz. İdeal eden var tercih alınabilir. İdealidir. Eğer yüksek orandan şunu söyleyeyim. Köln bırakmıyor. Baskı yapıyor. İşte o baskıdan kaynaklı Baskıdan kaynaklı da Stuttgart'ın deplasmanda da olsa atacağı 2 gole riske girebilecek. Yüksek oranlı kombinlere girebilecek. Deplasman 1.5 üstü oranı 1.82 oranı var. Değerlendirecekler. De bol şanslar. Clermont'la Paris mücadelesi. Paris'te yani son maçta Mbappe sakatlanıp çıkmıştı fakat sakatlı önemli bir şey değil. Bu maçta olacaklar. Clermont'la oynayacaklar. Takım içinde yani oyuncu potansiyeli biraz düştü gibi. En azından o Messi, Neymar, Mbappeli dönemden sonra biraz takımdan beklenti düştü. Fakat aynı Tottenham gibi bunlar da iyi futbol sergiliyor. Gonzalo Romas, Kolomuani özellikle ikisi hücumda ekstra iş yapıyor. Onu da söyleyelim. Yani yeteneklerini sergiliyorlar. Ben mücadelede kazanmalarını bekliyorum. En az 2 gol atıp kazanmalarını bekliyorum. İdealden 2 ve 1.5 üst olarak yapabiliriz. Eğer ki riske gireceksek de burada deplasmanda olması kaynaklı yine de 2 golünü zaten beklediğimizi söyledik. 3. golün riskine girerseniz de 2-16 3-0'da bir skor çıkabilir. 3-0 3-1 yarında. Ankara gücüyle Galatasaray mücadelesi. Galatasaray tarafında bir yorgunluk sezebiliriz fakat kendi evinde oynayabileceği bir mücadele. Taraftar mutlaka edecektir. Ankara gücünde de özellikle kanatlarda Morutan sağda Geri Rodriguez'de solda olacaktır. Geri Rodriguez çizgiye inmeyi seven bir oyuncu oradan korneri zaten alırız. Efkan Bekiroğlu ve Morutan'la birlikte bolca bir şut çekmeyi deneyen bir Ankara gücü de olacaktır. Alisov da bu maçta olacaktır. Tempo olacaktır. Hücum da olacaktır. Kornerler gelebilir. Ayrıca golü geçmesini de bekliyorum. Fakat kornerlere yöneldim. Galatasaray'ın da kendi evinde nasıl baskılı oynadığını biliyoruz. İlk kere 4.5 üst korner idealidir. Ya biraz daha bir oranı vardır. 8.5 açarlar mı bilmiyorum ama muhtemelen 9.5 açarlar. 9.5 üst kornerde altı tane Yani korner maçı olarak değerlendirdim bir karşılaşma olduğunu söyleyeyim sizlere. Girona ile Real Madrid. Girona'nın daha yeni 2000 misli yüksek mislisini yapmıştım. Yine Real Madrid oynayacaklar. Ben burada Girona'nın da Real Madrid'e gol atmadan geçeceğini sanmıyorum. Ben burada aslında sadece Girona'nın golünü değerlendirecektim de tek Girona'nın golüne 1.17 gibi oran açmışlar. Yani şöyle 1.30 1.40 atsalardı yüksek misliye korkmadan da dayardım bu mücadeleyi. Real Madrid de deplasmanda Real Madrid oyun olarak gerçekten sıkıntılı bir oyun oynuyor. Çok fazla kaçırıyor. Yani Jose ile birlikte o 9 numara eksiklerini yaşıyor. Bu Ancelotti'nin yeni taktiği de bence çok fazla iş yapmayacak gibi. Son maçta Bellingham'la Vinicius Junior'da yedeklerdeydi bu maç muhtemelen ilk 11'e gelecektir. Real Madrid'den gol bekliyorum fakat Girona'dan da gol beklediğimi söyleyeyim. İdari KG vardır bu mücadelenin. Hatta ben yüksek olarak sisteme de atabileceğimi söyleyeyim. Ev sahibinin yani Girona'dan bir gol bekliyorum. İkinci golün riski de 2.22'dir. Ekstradan bir imza maçım olarak bu da sizlere sunmuş olayım. Tottenham'la Liverpool maçında konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlar yazabilirsiniz. Mücadele yine aynı şekilde Aston Villa Brighton mücadelesi gibi var olabilir fakat oran açmıyorlar. Biz bu oranı var ve 2.5 üstü olarak da biraz daha yükseltiriz. Yani gollü olma ihtimali çok yüksek bir mücadele. Ben biraz daha orana gitmek istiyorum bu mücadelede. İlk yarıdan ben gelecek 2 gol. İlk yarı 1.5 üst 1.82. Avrupa'dan falan oynayanlar veya Avrupa'da yaşayanlar KG var üst değerlendirebilir. Ben burada oran almak adına da var ve üst şeklinde yapabiliriz. Fakat ilk yarıdan da gelecek 2 gol sizlere. Ekstradan da önerimdir. İlk yarı hızlı başlayabilir bu mücadele. Leipzig ile Bayern Münih karşılaşması. Bayern Münih de bu, bu tür maçları gerçekten iyi oynayan bir takım. Yani büyük takımlarla karşı karşıya geldiğimiz zaman da alabileceğimiz bir takım. Yani idealidir Leipzig'e karşı. Depasman'ın atacağı 2 goldür Bayern Münih'in burada. Ekstradan da mücadelenin zaten beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 3-1'lik bir Bayern Münih galibiyeti. Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçı var. Kimle vardı? Tekrardan bakalım. Kopenhag deplasmanı Çok önemli değil. Bu maçta Ekstradan tüm oyuncularını çıkartıp zaten oynayacaktır. Hatta 2.5 üstünde 2 de yaparsanız şöyle sizlere de göstermiş olalım. İki buçuk oranı da zaten şöyle 2-10 MS2 2.5 ben de notunu alayım 2-10 gibi oranı var değerlendirecekler de burada Bayern Münih tarafına gidebilir takım şu an iyi oynuyor Monaco ile Marsilya maçı Marsilya tarafında bir teknik direktör değişikliği olduğu için aldım normalde almayacaktım bu mücadeleyi Marsilya tarafında Gattuso geldi Gattuso'nun gelmesiyle birlikte ekstradan bir burada oyun sergilecektir yani yeni teknik adamın o gazı veya gazı diyeyim etkisi olacaktır Marsilya tarafında. Marsilya tarafından gol zaten bekliyorum. Monaco'da kendi evinde en son Nice yenildi. 90'larda gol yedi ve maçta iki tane Balogun'un kaçırmış olduğu penaltı vardı. Maçı 90 dakika izleyen biri olarak da girmiş olduğu pozisyonlar var. İdealden var alınabilir. Ekstradan da Monaco burada kendi evinde de olsa ya bir biraz daha yatkın bir mücadele. 1-1'e bir de kalabilir. KG var alalım idealden. Okey. Ama ekstradan da bir Monaco tarafına gitmekte 2-1 olabilir mi? diye düşünmüyor da değilim açıkçası. O da ekstrası olsun sizlere. Toplamda 9 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.